Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emiz Konak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yeni yılın ilk videosundayız. İlk defa 2023 yılında video çekiyoruz. Pes Mobile'deyiz. Yeni yılı özel, çok güzel indirimler, çok güzel hediyeler göndermiş Sayın Konami. Onlar da indirim göndermemişler, hediye göndermiş, Epic göndermiş kardeşim. Ve baştan 2023'te ilk defa oyuna gireceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Devam ettik. Worldwide Club Studio hocam, bir tane app'imiz var bedava. Ve ihtiyacımız olan oyuncular da var. Onu da alacağız. Güvenlik uyarısı. Geç hocam, burada ne giriş hediyesi, eyvallah verdin, teşekkür ederim. Tamam, gözümüze sokma kardeşim be. 25 tane burada, bizim burası dolu arkadaşlar. Baktığımızda tesadüfi anlaşma da var bizim ödülümüz olarak. Maç bilet ödüllerimiz de var. Burada e-futbol paramız da var. Bunların hepsini bir alalım. Aldık, geri diyelim 500 My Club'ımız da oldu. Bildirimlere geldiğimizde çok ciddi bir bildirim var mı? Böyle baktığımızda yok, tümünü okundu yap dedik. Geride çıktık arkadaşlar. Sayın Konami'cim, canım benim, oyuncular göndermiş özel oyuncu listesi diyor. Buraya geldiğimizde bana neler verecek? Bir tane legendary hediye, bir tane de epic hediye veriyor. Epiclere baktığımızda güzel epicler var arkadaşlar. Bunlar kimler arkadaşlar? Nesta, Gascoigne, Guti, Dida, Van der Vaart, Morientes, Deco, Robson, Kin, Yorke, Cole. Yorke Cole zaten arkadaşlar, geçenki videoda ben şey demiştim, oyun Yorke göndersin artık falan filan demiştim. Oyun hediye olarak göndermiş. Bunlardan biri bize çıkacak. Size kim kimler çıktı? Yorumlara yazın abi. Hangi oyuncu aldınız? Dida ile Nesta var bende hocam. Gascoigne çok da ihtiyacımız yok. O bölgemiz dolu ama burada benim en çok istediğim oyuncu Guti arkadaşlar. Hangiler oynatılır? Gascoigne oynatılır yine. Nesta oynatılır. Oynatıyoruz zaten. Dida oynatılır. Ben Dida yerine Donnarumma'yı tercih ediyorum ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Dida yalan der ki Dida buranın en iyisi. Ayrıyeten Ronaldo babam El Nasr'a gitti ya. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepaze ettin. Neyse hocam, Ronaldo ile ilgili yorumlarınızı yazın yorumlara. Allah'ı uzattınız be. Allah'a hesap veririm. Vicdanıma hesap veririm ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına hesap veririm. Bakın lan içinize alayım. Ve onun üzerine hocam, Van der Vaart oynatılır mı? Sol ayaklı tatlış bir oyuncudur. Oynatılabilir. Morientes çok tercih ettiğim bir forvet olmadı. 2021'de de, 22'de de, 23'te de. Deco güzel, çok güzel plasası olan bir adam. Robson yine oynattığımız oyuncularından biri. Robson da oynatılabilir arkadaşlar. 2021'de bir tarafta Robson, diğer tarafta Scholes oynatıyordum. Bir hesap almıştım. Hatırlayanlar bilir. Beckham yoktu o hesapta. Kin bilmiyorum oynatılır mı? Yorke ve Cole çok sevilen forvetler. Bazıları bu ikisinin fanı, hastası. Özellikle şut açısından ikisini de çok fazla beğeniyorlar. Bunlardan birinde süper yedek vardı arkadaşlar. Kolda mı vardı, Yorke'de mi? Dış plase var, bunda kafa var. Yorke kardeşime bir bakalım abi. Bunun birinde süper yedek vardı, öyle hatırlıyorum ya 2021'de. Şu an ikisinde de yok arkadaşlar. İkisinde de yok. Allah Allah, niye? Ondan sonra geri çıkıyoruz. Buradan bir oyuncu alalım. Ondan önce şuradan alalım bir tane. Şanssızlık kıralım mı? Kıralım. Anlaş diyelim. Kim gelecek bize? Buradan zaten 4 oyuncuyu da verecekmiş gibi duruyor. Yani yine Mbappe'nin bir kartını vermişti. Sürekli top açtık. Sonunda da Mbappe'yi almıştık. Ve hocam Given geldi. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında Epi'ye gelelim. Benim burada en çok istediğim oyuncu arkadaşlar kesinlikle Guti. O olmazsa ikinci isteğim de Robson olabilir. Diğerleri çok fazla tercihim değil ama istiyorum. Bakalım bize Konami, Sayın Konami bize neleri, kimleri verecek? Hoşuma gidiyor şu ekran ya. Şöyle bir ekran görünce gerçekten mutlu oluyorum. Hoşuma gidiyor. Hocam İngiltere Ligi'ne gittik. Robson gelsin o zaman. Şeyden vazgeçtik. 19 numara. Hangisi la bu? Şöyle Yorke'ye benziyor gibi. Yorke'ye benziyor gibi. Aynen, Yorke geldi. Vatana millete hayırlı olsun. Onun dışında ilerleyelim arkadaşlar. Burada şu kartların hepsini açmıştık biliyorsunuz. 3 tane top kalmış. Hepsini sıfırlanmıştık arkadaşlar. Toplarla maç gelecekti. Gelmedi. Niye gelmedi? Doğru. Ben bu toplarla bir maç atayım. Ve hocam onun üzerine biletlerden çıkalım. Özel oyuncular da gelmiş mi?
gelmiş. Nerede lan o? Özel oyuncu listesi. İlk defa gelen bir oyuncu David Villa 97 oluyor. Casillas 98 oluyor ve ikisi oyun içinde 100 oluyor. Puyol kaç oluyor bilmiyorum. Bunların kartlarını karşılaştırmak istiyorum. Özellikle David Villa ile bir Mbappe Haaland karşılaştırması da yapmak istiyorum. O zaman hemen karşılaştırmaya geçelim. Oynat bakalım. Şöyle bir genel özelliklerine baktığımızda iki tane santforu aldım arkadaşlar. Mbappe'yi aldım. Hızlı olarak tabii ki de düşük olacak David Villa. Hızlı bir oyuncu değildi ama dikkat çekici özellik olarak ofansif farkındalığı gerçekten çok fazla iyi. Onun üzerine baktığımızda arkadaşlar ekstra olarak bitiriciliği çok daha iyiymiş Mbappe'den. Duran toplara baktığımızda yine iyi. Falsosu gerçekten iyi. Vuruşları gerçekten iyi. Şut gücü de çok daha iyi. Şöyle baktığımızda sıçrama da 76'ya çıkıyor. Hızlanma 79-86. Çok da hızlı olmasa da mükemmel bir bitirici olarak duruyor. Aşırtmalı şut kontrolü, ayak çalımı ve dönüş, çift vuruş, anında şut, uzak mesafe plasecisi, Marsilya dönüş, dış plase, penaltı uzmanı, makas çalım vesaire vesaire. Güzel özelliklere sahip ama dediğim gibi çok da ağır, dikkat çekici özelliği yok ama bitiricilik ve ofansif farkındalık açısından gelmiş en iyi kartlardan biri midir? En iyi kartlardan biridir. Çıkaranlar ve oynatanlar varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Onun dışında bir önceki Puyol'la bu Puyol'u da karşılaştıralım. Oynat bakalım. Şöyle baktığımızda arkadaşlar en üst seviyede ikisinin de 96 olduğu görülüyor. Ofansif farkındalık top sürmede sol taraftaki yani yeni gelen Puyol daha iyi. Onun üzerine baktığımızda top kontrolünde de normal Puyol iyi. Çekten pasta normal Puyol. Bitecekli 2 artı çok fazla ekstra özellik yok. Fark yok. Biraz daha aşağı inelim. Defansif özelliklerine baktığımızda defansif farkındalık da artı 3. Yeni gelen defansif farkındalık da artı 3. İkili mücadele ve agresif de artı 1 olarak karşımıza çıkıyor. Sıçramada da diğer Puyol, Barcelona Puyol'u daha önde. Fiziksel temasta da o bir puan daha önde. Hız hızlanmada da yine o 3 ve 1 puan daha önde. İkisi de yok edici kart olarak gelmiş. Yeni gelen Puyol 32 yaşındayken bu Puyol 30 yaşında arkadaşlar. Özelliklere baktığımızda genel olarak hepsi şu an aynı gibi. Uzun taç var yeni gelende. Bunda uzun taç yok. Taç kullandırmıyoruz. Marsilya dönüşü ikisinde de var. Onun üzerine dengeli pas, kayarak müdahale, açıyı daraltma. Şöyle baktığımızda arkadaşlar genel olarak hemen hemen aynı özelliklere sahip. Birinin bir şeyde fazlası varsa diğerinin başka yerde fazlası var. İkisi de oynatılır. İkisi de iyi oyuncular arkadaşlar. Herhangi birine sahipseniz diğerine ihtiyacınız yok gibi düşünüyorum. O zaman en son olarak Casillas'ı da Donnarumma ile karşılaştırmaya gidiyorum. Oynat bakalım. Evet hocam şöyle bakalım. Oy! Yukarıdaki özelliklerin hepsinde Donnarumma önde garip bir şekilde. Falso da artı 9 vermiş. Tamam geç kaleci özelliklerine bakalım. Sıçrama, kaleci farkındalığı, kaleci yakalama, kaleci savuşturma, refleksler, uzanma olarak hepsinde bu Casillas önde. Hepsinde önde bu Casillas. Şöyle bir durum var. Genelde Casillas özelliklerini veremeyen bir kaleci. 21'de balon olmuştu, 22'de balon olmuştu, 23'te nasıl oldu bilmiyorum. Dinle bir bak, hadi deliririm. Donnarumma'dan ziyade ben burada çoğunuza bedava da gelmişken Dida kardeşimle bir kıyaslamak istiyorum ben Casillas'ı ya. Şu şekilde en üst seviyeye aldığımızda kaleci özelliklerine baktığımızda yine Dida'dan da iyi özelliklere sahip midir hocam? Dida'dan da iyi özelliklere sahip. Casillas şu an oyuna gelmiş en iyi özellikli kalecilerden birisi. 1.85 boyu var. Ben çok da kısa boylu kaleci sevmiyorum arkadaşlar. Böyle Courtois gibi, Donnarumma gibi, dev gibi oyuncu benim daha çok hoşuma gidiyor. Casillas kısa kalıyor arkadaşlar. İkisi de ofansif kaleci. Ofansif kaleci seviyorsanız Casillas iş görür mü görür. O kadar bekledik bizi oyundan atmış sayın oyun. Evet hocam buraya geldik. Genel olarak oyuncuları araştırdık. David Villa'nın çoğu özelliği özellikle bitiricilik ve ofansif farkındalık da en iyilerden biri olduğu ortaya çıktı ama dediğim gibi hız hızlanma konusu burada biraz daha hani bizim playoff'tikler Mbappe Haaland gibi oyuncular çok daha ön planda. Hız ne kadar sizin için önemli bilmiyorum ama benim için en önemli detaylardan biridir. Puyol dediğimizde diğer Puyol'unuz varsa çok da ihtiyacınız yok, hemen hemen aynı özellikler. Genel olarak Puyol'un defansını seviyorum. Bazen çok saçmalayabildiği için ben oynatmıyorum. Onun yerine Marquinhos ve Bastoni'yi tercih ediyorum. Casillas en iyi özelliklerle gelmiş kaleci şu ana kadar ama bilmiyorum ne kadar kendi özelliklerini yansıtabilir çünkü hiçbir zaman yansıtamayan bir Casillas görmüştük. Kısa boyundan dolayı yediği saçma golleri de hatırlıyoruz. 500 markalarımız var. Bunlar için bu 500 markaları da açacağım. Belki üçünden biri gelir. Hani binde bir ihtimal midir? Binde bir ihtimaldir. Ama bir deneyelim öyle. Siz hangilerini çıkardınız, tercih ettiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. 4 top hocam. Deneyenler de tecrübelerini anlatsın. Çıkarmak isteyenler ya da daha sonra para yatırıp harcamak isteyenler için de sizin yorumlarınız onlara referans olsun arkadaşlar. Ben çıkardım şu yönü iyi şu yönü kötü diye yorumlarda buluşup
tartışabilirsiniz arkadaşlar. Ben genel olarak sadece veriler üzerinden konuştum. Oyuncuyu oynatmadığım için oyun içinde nasıl bir karşılık vereceğini, neler yapabileceğini bilmiyorum. Ve hocam son topa geldik. Yine Konami'nin şaşırtmayan durumları. Çok markalı bir atışsam da az markalı bir atışsam da ne olursa olsun Konami bir sürpriz vermiyor bize diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Daha iyi yanıma gelmesi güzel oldu. Farklı bir renktir oyun açısından. Tamamdır. 5 topumuz da hiç oldu. Çıkaramadık dediğim gibi. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 7 günü varmış. 7 gün sonra bize kimi çıkaracak? Konami kimi gönderecek? Böyle yeni oyuncuya göndersin daha çok hoşuma gider ya. Peter Crouch'u göndersin baba. 2 metrelik forvetle oynayalım. Yani hiç gelmemiş oyuncuların gelmesi çok daha tatlı oluyor. Çok daha heyecan verici oluyor bence. Ben kendimce öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bütçe hüvendiseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.